Evet sevgili izleyenler, Siyasetin Sesi programında ve kendi gününde, kendi saatinde yine çok değerli bir konuğumuzu alıyoruz. Hakikaten bizler de bu camiada olduğumuz için siyasilerle sürekli iç içeyiz. Öncesinde de illaki gelen siyasetçiler, makam mevki sahibi olanlar siyasetin bir kanadında yer almıştır. Bu şekilde makam mevki sahibi olan çok abla abi kaybettik yeri geldiği zaman. Ama hakikaten verilen görevi sonrası kaybetmediğimiz, sürekli istişare ettiğimiz değerlerimizden birisi AK Parti MKYK üyesi Sayın Bildam Polat. Efendim hoş geldik. Hoş bulduk size Tabii ve kamera arkası biraz daha rahatsız. Abla kardeş bir evet. sohbet oluyor ama ekran önünde tabii ister istemez biraz resmiyetin de olması Değerli gerektiği için. izleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bildan Hanım, hakikaten bunu kendi çevremde de sürekli duyuyorum. Siyasetin içerisinde olanlar da söylüyor. Maşallahı var diye. Her yerde, özellikle belediyelerin etkinliklerinde, işte görüşülmesi gereken yerlerde, sorunun iletilmesi gereken makamlarda sizi sıkça görmek mümkün. Takipte ediyoruz zaten. Ama bunlara gelmeden önce tabii geçtiğimiz günlerde 7. olan kongresi Şanlıurfa'da yapıldı AK Parti'nin. Yeni bir yönetim, yeni bir anlayış geldi. Abdurrahman Bey'i de burada konuk aldık. Yönetimini konuştuk. Siz bu kongreyi nasıl değerlendireceksiniz? Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Öncelikle bugün aynı zamanda İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılını kutladık. Programlar yaptık. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın Amin. diyoruz ve bu ülkenin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü bozmasın. Şehitlerimizi ve Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bunu belirtmek istiyorum. Evet, 7. olan kongremiz sürecini geride bıraktık Şanlıurfa olarak. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, tüm il teşkilatımızla ilgili büyük bir coşkuyla noktalandırdık. Şehrimizde gerçekten güzel bir hava esti diye düşünüyorum. Çünkü genel olarak gördüğünüz gibi ben her zaman toplumun içinde olan, insanların görüşüne önem veren, insanların varlığında istediği şeyi siyaseten doğru yerlere ileten bir insan olarak insanların bu değişim ve dönüşümü beklediğini ve olumlu bulduğunu halktan görebiliyoruz. Ciddi anlamda Abdurrahman Başkanım'la yeni oluşan özellikle il yönetimimizde eskiden partimize hizmet etmiş, vefayla hep yanımızda durmuş, bizlerle beraber yol yürümüş, çok değerli dava arkadaşlarımızla birlikte yeni bir nefes, yeni bir vizyonla yeni bir yönetim oluşturdu. Ben burada Abdurrahman Başkanım'a ve yeni yönetimine de tekrar başarılar diliyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. 24 Mart'ta da inşallah bizim kendi kongre sürecimize gireceğiz. Bu hafta pazartesi itibariyle yine Ankara'da olacağız. Gençlik kolları büyük kongremiz var. Ve inşallah 24 Mart'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızın MKYK'sıyla olağanüstü kongreyle AK Parti kongrelerini sonlandırmış olacağız. İnşallah hayırlısı olur şehrimiz için, ülkemiz için, vatan ve millet için diyoruz. Evet. Peki yanlış değilsem bu geçtiğimiz hafta hemen bu hafta içerisinde yine il başkanıyla, belediye başkanları ve milletvekillerimizle birlikte birçok bakanlıkta da sizi gördük. Tabii sosyal medyalarından değerli başkanlar ve milletvekilleri elbet sorunların hangi sorunlar olduğunu, neyle ilgili bakanlıklarla görüştüklerini yazıyorlar ama içeriğini tabii anlatmak için genişçe zaman lazım. O yüzden zaten Siyasetin Sesi programında bu doğrultuda sizi davet etti. Neler görüşüldü? Çünkü Şanlıurfa'nın hakikaten çok büyük sorunları var. Bunları sürekli not ediyorsunuz. MKYK üyesi demek bir defa bildiğim kadarıyla en çok siyasetin içerisinde Cumhurbaşkanı'yla bir araya gelebilme fırsatını yakalayanlardan Evet. birisisiniz. Bu nedenle de tabii gittiğiniz bakanlıklarda da hani sizin götüreceğiniz sorunlar biraz daha dikkate alınıyor diye biliyorum ben. Neler yaşandı, neler iletildi, Şanlıurfa'yı neler bekliyor siyasi arena ve bunun yanında hizmet olarak? İl başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız, vekillerimiz hep birlikte Ankara'da bir görüşmeler yaptık. Bakanlıklarımıza gittik. Sağlık Bakanımız Halil Eldemir Bey ile, Bakan Yardımcımız Halil Eldemir Bey ile görüştük. Giderken yine sağlıkla ilgili sorunlarla ilgili bir dosya oluşturmuştuk. Daha öncesinde biz burada Abdurrahman Bey ile beraber bazı sağlık sektöründe olan sorun ve sıkıntıları dinledik. Bunları not aldık, raporladık. Ve bu raporladığımız, not aldığımız konularla ilgili bilgi istişaresinde bulunduk.
İşte doktor eksikleri, hastanelerde bulunan personel eksikleri, malzeme eksiklikleri ve herkesin yine merak ettiği şehir hastanesi olayıyla ilgili görüşmelerimiz oldu. Şehir hastanesi ile ilgili süreç tamamlanmış. İhale alınan firma YDA diye bir firma almış. Firmayla da görüşmemizi sağladılar, sağ olsunlar. Firmayla görüşmemiz neticesinde de şunu öğrendik. Firma Konya'daki şehir hastanesini bitirmiş, orayı da o almış. Ve şu anda oradaki personeliyle, araç gereçleriyle şantiyesini buraya toplayıp gelme şu an durumunda. Burada ben bugün geçerken önünden baktım, ufak tefek şeyler şantiye alanı için oluşturulacak. Sanırım 1000 yataklı bir yer oluşturulacakmış. Yani 1000 kişiye yakın bir istihdam sağlanacak, işçiyle çalışılacak. Evet. Onların alanları, yatma alanları, kalma alanları oluşturuluyordu bugün geçtiğimde. O konteynerler getirilmişti, onlar kuruluyordu. Yani şehir hastanesinin artık kepçe, kamyon görmeye benim tahminimce bir ay 40 gün sonra Müslüm Bey öyle görünüyor ki tamamen başlanacak. Yani o statüye gelecek. 2023 sonu itibariyle zaten bunu başta da söylemiştik. 2023 sonu itibariyle de şehir hastanemizi inşallah bize teslim edilecek. Çünkü firmaya biliyorsunuz belli bir süre gün veriliyor ve o günde firma bunu bitirmek zorunda. 2023 sonunda inşallah şehir hastanemize kavuşacağız. Ama bunun yanı sıra vatandaşlarımızdan sahadan yine bize yansıtılan sorunlar içerisinde doktor eksiklerimiz, sıkıntılarımız var. Bu konularla ilgili bazı istişarelerde bulunduk Bakan Bey. Yani çocuk gastroenteroloji bölümünden evet, doktor eksiğimiz var. Türkiye'de bu yıl 3 kişi mezun olabilmiş. Türkiye'de 3 kişi mezun olabilmiş. Ve bu 3 kişi mezun olunca zorunlu hizmet de olsa başka bölgeleri seçme hakları var. Çünkü 3 tane doktor var Türkiye'de. Yani bölümlerde aslında bu sıkıntılar var. Öğrenciler çok bazı bölümleri tıp fakültelerinde seçip okuması zor olduğu için evet, çok mezun veremiyor. Yani bu Urfa'daki eksik doktorlarımızın farkındayız. Bunu halkımızın bilmesini istiyorum. Gerçekten iletiyoruz. Ama işte bu bazı özel doktorlarımızda Türkiye genelinde bir sayı sıkıntısı var. Mezun veremiyor. Çocuklar o konuda yüksek lisans yapıp o bölümden mezun olmuyorlar. Türkiye'de bir iki tane olan dallar var. Bir tane olan dal var. Türkiye'de bir tane olan bile dal var yani. Evet. O yüzden Urfa'da tercih edilmediği için böyle bir sıkıntı oluyor. Ama emin olun bu dönem ben 2 yıldır MKYK'dayım. Ben geldiğimden beri herkes de şahittir. Ben sağlıkla evet, çok uğraşıyorum. Benim en büyük önem gördüğüm şu an şey sağlık ve 2 yıldır sağlıkta uğraştığım için doğru iletişim kurup Bakan Bey'den rica ettiğimiz için Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'ya da buradan gerçekten teşekkür ediyorum. Yani son 2 yılda verilen doktor sayısına bakılırsa Sayın İl Müdürümüz de buna şahittir Emre Bey. Verilen doktor sayısına bakılırsa en yüksek sayı Urfa'ya veriliyor. Her atama dönemi. Ama tabii bunda neyin etkisi var? Rabbim başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisi var. Çünkü konuları MKYK'da ona iletme şansımız oluyor. İletme şansımız olunca onun desteğiyle bakanlara talimat gidince bakanlık ister istemez bizimle biraz daha fazla ilgilenmek zorunda, şehrimizle ilgilenmek zorunda kalıyor. O yönden ben Şanlıurfa'da MKYK üyesi olmanın bu şehir adına bir şans olduğunu düşünüyorum. Ve ben bu 2 yıllık görev yaptığım süre zarfında ben görevimi iyi yaptığıma inanan insanlardan biriyim. Bunu halk da dile getiriyor ama benim de içim rahat. Ben müsterihim. Ben daima sahadaydım. İnsanların içindeydim. Sorun ve sıkıntıları dikkate alıp ilgili kurumlara, ilgili yerlere, ilgili bakanlıklara iletiyordum. Bu konuda bir sıkıntı çekmiyorduk. Çözebildiğimiz de oldu, çözemediğimiz de oldu. İmkan dahilinde toplu olarak şehir adına götürdüğümüz sorunların çoğu çözüldü. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık elhamdülillah. Ama gerçekten şunu söylemek istiyorum. Biz elimizden geldiğince bu şehri için, bu şehri kalkındırmak için büyük çabalar sarf ediyoruz. Bunun bilinmesini istiyorum. Hepimiz öyle. Bundan sonraki süreçte de yine yeni il başkanımızla beraber, il başkanımızın sivil toplum örgütlerinden gelmesi de, ben de sivil toplum örgütlerinden gelme bir insan olarak bunu söylemek istiyorum. Sahaya hakimiyetiniz, insan ilişkileriniz, insanlarla diyaloğunuz daha farklı oluyor. Bu geçmişten gelen bir şey yani. O yüzden bu siyasetle birleşince daha güçlü kapılar açıyor size.
İnşallah bundan sonraki süreçte de yine Abdurrahman Başkanıma destek olarak beraberce bu şehrin bütün sorunlarını elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince her kapıyı zorlayarak yapmaya çalışacağız inşallah. Buna ben halkıma söz veriyorum yani şahsım Evet. adına. Peki şey de soracağım, az önce bahsettiniz büyük kongre. Ha bir de iki öbür bakanımızı unuttuk. Mehmet Akif Özkaldı, Tarım Bakan Yardımcımız. Biz orada olduğumuz dönemde biliyorsunuz DSE'yle ve TEDAŞ'la ilgili problemler vardı. Yine çiftçiden sahadan bize yansımıştı. Ben zaten bana yansıdığından bir gün sonra hemen uçağa atlayıp Ankara'ya gittim. Çünkü işin çözülmeyeceğinin farkına vardım yani buradaki görüşmelerim sonucu. Ve özellikle halkımdan bunu rica ediyorum. Yani ciddi anlamda Urfa'da çiftçilerimizden özellikle istirham ediyorum. Belki şu an bazı şeyleri zorlayarak ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bile ileterek, bu kadar net konuşuyorum, ileterek, iletmek zorunda kaldık çünkü. Bu işi çözdük ama bu işin çözüm noktasında genel olarak dinlediğimiz zaman ben şunu gördüm Müslüm Bey. Çiftçi ödemelerinde çok büyük bir ödenek var. Yani Atatürk Sulama Birliği'nde 13 trilyon, Tatar Öyük Sulama Birliği'nde 16 trilyon, Güzel Yurt Sulama Birliği'nde 13 trilyon, hakeza Halktan Sulama Birliği'nde 25 trilyon sulama birliklerinin alacağı var çiftçide. Yani çiftçide alacağını alamayan birlikler personel gideri şu bu diğer masrafları çıkarınca TEDAŞ'ın parasını ödeyememiş ama ve bu şöyle büyük bir bir çözüm bulmak lazım. evet. Yani yanlış anlamayın. Mesela siz de ben de aynı sulama birliğine bağlıyız. Siz ödüyorsunuz, ben ödemiyorum. Tabii ki. Ama ben ödemedim diye siz de tarlanızı tabii ki, tabii sulayamıyorsunuz. ki. Biz Yani onu sıkıntı zaten zaten konuştuk. burada. Bakın bugün sulama DSİ bölge müdürümüz yine bize bilgi verdiler sağ olsunlar. Sulama Birliği başkanımızla, tüm başkanlarımızla DSİ'de ve yine TEDAŞ'ın katıldığı, TEDAŞ Murat Karagüzel Bey'in katıldığı bir toplantı düzenlemişler. Bu toplantıda istişareler etmişler ve bundan sonraki süreçte bu ödemeyen çiftçilerimizle ilgili yoğun bir baskı başlayacak. Bunun başka çaresi yok. Yani dediğim gibi çiftçiden ödemeyenle ödeyenin suçu yok yani. Evet. Ödeyen insanlarımız da var. Bunun içinde onların da suyu kesiliyor. Ha, bu zaman içinde yine bakanlarımızla vekillerimizin görüşmesi de o gece ben Şanlıurfa'ya döndüm. Urfa'da görüşmelerimiz olacaktı çünkü. Abdurrahman Başkanım ve vekillerim de ben sabah Tarım Bakanı ile görüşmüştüm. Akşam onların randevusu vardı. Onlar gittiler. Ben katılamadım. Özellikle bu sulama birliklerine yönelik ilerleyen döneme yönelik bir proje geliştirip sulama birliklerinin elektrik maliyetini azaltmamız gerekiyor. Çünkü maliyet çiftçiye çok yüksek geliyor. Bu konuda da biliyoruz, farkındayız ve buna yönelik güneş enerjisi panel sistemine yönelik şu an Akif Özkaldı Bakanımla görüştük. Bir çalışma, bir proje aşaması var. Atatürk Barajı'nın üzerinde güneş enerji panelleriyle enerji üretimi yapılıp gerekirse bu sulama birliklerine ücretsiz elektrik verilmesi konusunda ve TEDAŞ da bu konuda bizimle hemfikir. TEDAŞ bunu istiyor. TEDAŞ diyor ki çünkü sulama birliklerinin bizden kullandığı elektrik miktarı çok fazla ve bu bizim diğer şeylerde kullanımımıza sıkıntı yaratıyor. O yüzden bizim için de uygundur efendim diyor. Yeter ki bu konuda bir proje geliştirilsin. Şimdi biz bundan sonraki süreçte artık bununla ilgili çalışacağız. Bunu ayağa kaldırabilmek için, bunu hayata geçirebilmek için gerekli görüşmeleri yapacağız. Gerekli iletişimi kuracağız. İnşallah biz elimizden geleni çiftçimiz için yapacağız. İnşallah bu sürecin daha tekrar yaşanmamasını diliyorum. Ama tekrar söylüyorum çiftçilerimizden ricamız, hani ödemeyen kişilerimize söylüyorum. Ödemeyen insanlarımız artık her şeyi devletten bekler. Nasıl olsa devlet bu borcu ise böyle bir sistem yok yani. Çünkü karşında ödeyen çiftçilerimiz de var. O yüzden onlar da desteklemeyi bekliyorlar sanırım. Mart 25 itibariyle desteklemeleri yatacak. Ben inanıyorum ki çiftçilerimiz çoğu desteklemeleri yattığı zaman bu borçlarının çoğunu kapatacaktır yani. Şanlıurfalı Evet. çiftçilerimize ben inanıyorum. Her zaman da onların yanlarındayız inşallah. Peki. 7. Büyük Kongre'yi söyledik. Az önce bahsetmiştiniz. Tabii nasıl ki ilde olduysa Büyük Kongre'de de elbette ki parti içerisinde bir heyecan vardır. Yeni kurulmuş partiler var artık. Biraz daha dikkatli bir kongre olur diye düşünüyorum ben.
Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de kongre sürecinin hazırlığı nasıl? Şu da çok söyleniyor. Onun da altını çizmek istiyorum aslında. Hani pandemi sürecinde çoğu kişi işte sosyal mesafe, işte kalabalıklara girmeyin ama AK Parti'nin kongreleri çok kalabalık geçiyor. Bununla ilgili önlemler özellikle neler? Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Yani 81 ilçe kadın kongrelerimizi tamamladık. Allah nasip ederse de dediğim gibi pazartesi 15 Mart'ta da büyük gençlik kongremizi yapacağız ve ardından 24 Mart'ta da bizim büyük olağan MKYK kongremiz olacak. Pandemi koşullarına uygun şartlarda aslında kongreleri tasarlayıp mesafeye dikkat ederek maskesiz hiçbir şekilde açık maske olmayacak şekilde bir düzen kurarak kongremizi götürmeye çalışıyoruz. Yani Mart'tan beri yani bir yıl olacak hemen hemen. Bugün yıl dönümüydü zaten biliyorsunuz pandeminin başladığının. Bir yıl oldu yani. Bir düzenleme ile sırayla bekletip ertelemek istedik ama artık bazı şeylerde kongrelerimizi yapma durumunda kaldık. Hem halkın talebiyle hem kendi tüzüğümüz gereği. Ondan dolayı elimizden geldikçe buna dikkat ederek yapmaya çalışıyoruz. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Yeni kadrolarımız ile 2023-2024 seçimlerine hazırlık sürecimizde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak. İnşallah daha güçlü bir kadro, halkla iç içe, mütevazi, liderlik ruhu taşıyan, gerçekten insanların derdiyle dertlenen, halkıyla hemhal olan bir AK Parti kadrolarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri buluşturacak Allah'ın izniyle. İnşallah yeni kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hem ülkemiz için yine hem şehrimiz için diyorum Müslüm Bey. Peki çok teşekkür ediyorum. Tabii şimdi bir heyecan az önce de bahsettim parti içerisinde de var. Çünkü AK Parti bir önceki seçimlere göre, bir önceki kongrelere göre biraz daha sık elecektir illaki. Evet, evet. Yeni oluşum, kendisinden ayrılmış, yeni partiyi kuran partiler var. Bu yüzden herhalde büyük bir ihtimalle bunun önlemini alaraktan bir kongre gerçekleştirecektir. Peki pandemi döneminde yeni bir yol haritası belirlendi biliyorsunuz. Bu doğrultuda da tabii dört ayrı kategoride yasaklar, şehirler kategorisinde Şanlıurfa, mavi de ve valiliğinde güzel bir şey vardı. Mavi kal Şanlıurfa diye. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Aşı çalışmalarımız bir yandan devam ediyor biliyorsunuz. İkinci dozlara da geçildi. Gerçekten pandemi sürecinde ben dünyaya örnek olacak bir duruş sergilediğimize inanıyorum ki halkımız da gerçekten buna inanıyor. Burada yine Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde geçmiş dönemde sağlığa yapılan yatırımların doğru olduğunu aslında gösteriyor. Yani bugün Türkiye'de şehir hastanelerinin varoluşu, Sağlık Bakanımızın yine bu konulara çok duyarlı oluşu ve sağlık sektörünü önceden dünyada yayıldığı, ilk Wuhan'da Çin'de duyulduğu an Türkiye'de bunun altyapısını hazırlamış olması bizim Türkiye'yi buna böyle hazırlıklı yakalamış gibi oldu öyle söyleyeyim size. Evet. Ve bu başarıyı dünyaya bakarsak ona bağlıyorum aslında ben. Güçlü bir kadroyla gerçekten güçlü önerilerle geleceğe daha doğru bakabiliyorsunuz. Evet mavi kal Şanlıurfa diyoruz. Temennimiz mavi kalması Şanlıurfa'nın. Biliyorsunuz esnaflar sıkıntıdaydı. Herkes işlerin açılmasını istiyordu. Evet. Ve bundan dolayı alınan kararlar gereği Sayın Cumhurbaşkanımızın bu MKYK'da da konuşuldu. Artık bu bir yerden başlamamız gerekiyordu. Çünkü bu pandemi koşulları belki 2023'ün sonuna kadar sürecek, maske, mesafe, hijyenle gidecek bir durum gibi gösteriyor. Ondan dolayı bu şekilde hayat tarzımızı artık idame ettirerek, insanları buna alıştırarak, hakeza öğrencilerimizi buna alıştırarak yeni bir dünya düzenine bizim de uymamız gerektiğine karar verildi. Ve bundan dolayı okullarımız haftada iki gün şeklinde açıldı. Yine restoranlarımız maske, mesafe ve saatli olarak açıldı. Biz Şanlıurfa olarak gerçekten bu konuda şu an için iyi gidiyoruz ama rehavete kapılırsak, mavi rengimizi kaybedersek tekrar eski günlerimize geri dönebiliriz. Herkesin bunu unutmamasını rica ediyorum.
Ve halkımızın şunu kaçırdığına ben inanıyorum. Evet, devlet yasakları kaldırdı ama devlet pandemi bitti demedi. Devlet hadi yasaklar cumartesi pazar kalktı, pikniğe gidip Evet. oturup parklarda İç içe en azından. Evet, iç içe oturup mangal yapın demedi. Devlet bunu demedi aslında. Devlet sıkıntıları çözebilmek için, esnafın da açılabilmesi için, dışarıda işleriniz olduğu zaman gidip görebilmeniz adına bu yasakları kaldırdı. Ama ben hafta sonu gelen şeylere baktım, resimler atılıyor bize. Baktım yine hakeza park alanlarımız iç içe resimlerle. Sayın Valimizle görüştüm. Kesilen cezalar konusunda yine Urfa'da epey ceza kesilmiş yani bu konuda. Uyumsuzluk konusunda. Lütfen Şanlıurfa, hem bu esnafa hem bu insanlara bunu yapmayalım. Yani illa ileride inşallah beraber oturacağımız, piknik yapacağımız günleri de göreceğiz ama maviyi geçmememiz lazım. Mavi rengi değiştirmememiz gerekiyor. O yüzden lütfen maske, mesafe ve hijyenle mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın. Yani onu özellikle ben rica ediyorum sizden. Keyfi dışarı çıkıp gezmeler, gezdirilmeler, kendi ailenizle araçla şimdi gezebilirsiniz. Anlatmak istediğinizi de Evet. tabii gayet iyi bir Evet. şekilde anlıyoruz. Yani şeyi Çocuğum çok sıkılıyor, arabaya koyup gezdiriyorum. En Evet. ilginç olanı ne ama biliyor musunuz? Yani şey diyorlar, mesela çoğu yerde denk geliyoruz. İlla ki siz de gelmişsiniz. Yahu gidin aşağı çarşıya, iğne atsan yere düşmüyor. Düşmez. Evet. Ne bu kalabalık kardeşim? Evet. Sanki ya sen Evet. orada ne arıyorsun? Evet. O da. Yani Evet. her Evet. giden de bunu söylüyor Evet. maalesef. Evet. Yani Evet. sanki herkes kendisinin gittiği yerde kendisiyle alakalı bir sorun teşkil olmayacak ama Aynen öyle. başkaları bu sorunu yansıtıyor gibi Ama gelebilir ama değil işte. değil. Yani Bir de şu var Müslüm Bey, bakın hepimiz ailemizden birini kaybettik. Yakın çevremizden birini Covid'den kaybettik. Bu Covid her aileye bir dokundu. İyi bakın. evet. Yani o yüzden korkularımızın güçlü olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü canımız yandı. Bu vesileyle bir sürü dostumuzu da kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. Mekanları cennet olsun. Hastalarımıza da yine şifa diliyoruz. O yüzden bunun şeyini korumak yine biz hemşehrilerimizin elinde diye düşünüyorum. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayın diyorum ben. Yani mecbur kalmadıkça evden çıkmayın. Yani Tamam, yasaklar yok ama mecbur bugün kalmadıkça evden şimdi çıkmayın beni yani. de gören olursa, denk gelmişse, yani sen de bugün oradasın diyebilirler. İnanın bir alışveriş için gittim. Evet. Hasanpaşa Evet. Camisi'nin orada altta bir otopark var. Arabayı bıraktım. Alışverişi yapıp çıkıp tekrardan, Evet, yani 10 evet, dakika evet, sürmedi inanın. evet, evet. Yani çünkü buna dikkat etmek zorundayız. Bunu taşıyıp bir başkasına bulaştırma söz Kesinlikle. konusu. Yani biraz Kesinlikle. daha metanetli Evet. olsak, biraz daha dikkat Aynen edersek öyle. hem mavide Bu bir kalırız hem vebal sağlıklı yani. Ve kalırız bu diye. bir Aynen. vebal. O da ayrı bir Çünkü yani şey şimdi yani. bugün az önce bahsettiniz, çok büyük değerleri, çok güzel insanları kaybettik. Evet, O evet. insanlara illaki birileri Aynen bulaştırdı. öyle. Yani kendileri Aynen gidip öyle. bulmadı. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Peki bu mavide kalla birlikte tabii az önce sizin de bahsettiğiniz gibi esnaf tabii artık iş yapıyor. Hafta sonu yasağı yok vesaire. Birçok yer açıldı. Artık yerli ve yabancılar daha belki gelmedi ama yerli turistler de artık Şanlıurfa'ya gelmeye başladı. Çünkü turizm de Şanlıurfa için hakikaten çok önemli bir konu. Bunun üzerinde de biraz hassasiyetinizi hissediyorum ben. Daha önceki programlarda da sıkça dile getirdiniz. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Şanlıurfa sanki böyle turizm pastasından pek fazla yararlanamıyor. Yani dünyanın dördüncü inanç merkezi diyoruz ama Yani aslında yeterli mi değil veya... şunu söyleyebilirim. Şanlıurfa bu konuda Sayın Valimizin önderliğinde tüm belediyelerimizin de içinde olduğu Şanlıurfa'da Turizm AŞ kuruldu biliyorsunuz. Ve bu Turizm AŞ'nin kurulmasındaki asıl amaç Göbekli Tepe ile başlayan Şanlıurfa'nın turizmine katkıda olacak tüm kurumların da içinde bulunduğu Şanlıurfa'yı turizmde yüceltmek adına tek noktadan hareket edebilmekti. Burada amaç buydu. Çünkü her kurum kendi kafasına, her belediye kendi kafasına göre bir proje geliştirdiği zaman her şey havada kalıyor. Evet. Ve hiçbir yol alamıyoruz. Burada Turizm AŞ tarafından Sayın Mehmet Uncu'nun başkanlığını yaptığı yönetim kurulu şeyi önceliklerimiz belirlenmiş Turizm AŞ'de. Ne önceliğimiz var, nerede ne eksiğimiz var, Harran'da ne yapmamız gerekiyor, şura Soğumatar'ın yolunu yapmamız gerekiyor, Göbekli Tepe'ye böyle bir projemiz var. Önden bir turistlerin dinlenebileceği bir tesis şeklinde.
böyle bir raporları var. Yani ben Turizm AŞ'nin geçtiğimiz günlerde ara ara toplantılarına bir yerde da katılıyorum. Ben de denk geldim. Hakikaten müdür beyin anlattıklarına bakılırsa bunların gerçekleşmesi durumunda balon turizmi, çok, evet, balon turizmi şeyler olacak. Yani şunu onu da söyleyeyim. Olmazsa bizim Uğur Er'e rica edelim. Evet. Bir konuşalım da bu tarz programlar çok. Özellikle bir gün sizden rica ediyorum. Çünkü halkımız da merak ediyor. O yüzden Mehmet Uncu'yu bir gün burada konuk edin ve Turizm AŞ'nin nasıl çalıştığını, neler yaptığını, turizmde Urfa'yı kalkındırmak adına neler yapacağını, ne gibi projeleri olduğunu, UNESCO'da müzik dalında Urfa'yı temsil etmek adında yabancı dilde Urfa şarkılarını çevirip böyle projeleri var. Urfa'ya yönelik bir sürü proje geliştirmişler ama hepsinin oluşturulabilme ayağına geldiğinde Covid olayı çıktı. Covid olayı çıktı, şu an hepsi beklemede. Evet. Emin olun yeni dönemde Urfa turizmde umduğunu yakalayacak mı diye ümitsizliğe düşmüyoruz. Ben Urfa'nın turizmde umduğunu yakalayacağına inanıyorum. Çünkü tüm belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, Sayın Valimizin önderliğinde orada güçleri birleştirmişler Müslüm Bey. Evet. Güçleri birleştirdiği için dün üniversitedeydim. Rektör Bey'le bir projeyi konuştuk. Yine Harran Üniversitesi rektörlüğümüzün Büyükşehir'le beraber dediğim gibi Göbekli Tepe yolunda organik ürünler yetiştirme, insanların hemen Göbekli Tepe'nin ön tarafında yani oraya yetişmeden yol üstünde insanların gelip orada böyle hobi bahçeleri şeklinde oturabileceği, bir şeyler yapabileceği, organik ürünler toplayabileceği harika bir proje geliştirmiş Harran Üniversitesi. Evet. Tüm kurumlarımız aslında bu işin içinde, onu kastediyorum. Bir şeyler yapıyorlar kendilerince ama bunu ayağa kaldırmak bir süreç. Evet, turistin buraya gelmesi, seferlerin başlaması, insanların gelmesi biraz daha zaman alacak gibi ama biraz turizm yönünden kendimizi ayakları daha yere basan bir şekilde geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ben bunu Mehmet Bey'e de söyledim. Özellikle restoran ve kafelerin eğitimlerinin, esnafın eğitiminin, ben bunu çok önemsiyorum. Yani çünkü insanlar geldiği zaman bir iki restoran dışında isim çıkmıyor, evet, zikredilmiyor. Bu şehir adına üzücü bir şey. Gerçekten üzücü bir şey. O yüzden öncelikle gastronominin başkenti, evet, gibi, evet, görülecek bir yer. Öncelikle bizlerin de, Sayın Valimizin de, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da şu an en önemsediği şeylerden biri. Biz Zeynel Başkan'ımla da bu konuyu konuştuk. Aşağı çarşıdaki Balıklı Göl'ün civarındaki o esnafın öncelikle bir eğitime tabi tutulması. O, evet, eğitimden sonra, evet, çünkü turist oralarda. Ondan sonra restoran işletmecilerine keza aynı şekilde eğitimlere tabi tutulması. Belediyelerin de hijyen konusunda özellikle aynen biraz öyle daha fazla. Aynen ama öyle. Ama bunlar işte yine dönüp dolaşıyor, aynı şeye geliyor. Hakikaten böyle hani sadece pozlarda, resimlerde kalan değil ama, evet, gerçek bir birliğe, beraberliğe ihtiyaç da var eğitim aslında. Eğitim verilmesi için şu an toplu alanlarda eğitim verilmesi hala açılmadı o. Yani evet, orada sıkıntı var. O yüzden bazı şeyler planlama ve programlarda var. Projelerde de var. Ayakları yere basıyor ama uygulamaya geçemiyorlar. Şu, evet, an o sıkıntımız var yani. Zaten bugünün sorunu değil. Yani aynen. Bu çok geçmişte ama yapılması gereken bir şeydi ama. Özellikle rica ediyorum sizden turizmle ilgili, dediğiniz gibi siz olur, Uğur Bey olur, Mehmet Uncu'yu burada ağırlamanızı, evet, istiyorum. Haydi konuşalım. Bizden sonra da çünkü çok şahane bir, evet, programla, iki konukla, evet, hatta ayrı ayrı programlarla izleyicilerimizin karşısında olacak. Yine bu hususu da kendisine bildiririz. Uğur kardeşim de bizi kırmaz tabii ki. Bu yıl itibariyle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan insan hakları, adalet ve ekonomi alanında reformların yapılacağı konusunda hatırlıyorsanız, evet, bir açıklaması oldu. Yeni dönemde bizi nasıl bir süreç bekliyor? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yine belki yenilemek gerekiyor. Çünkü sadece ekranda dinlemek farklı bir şey. Ama siz orada yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanı'yla MKYK'da özel toplantı oluyor. Toplantılar bitiyor. Özel konuşmalarda bazı şeylere tanıklık ediyorsunuz. Çok özel olanlar hariç en azından gündemi ilgilendiren, bizleri ilgilendirenlerle ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani reformlar konusunda bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da gördüğünüz gibi bir açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarında özellikle
Ekonomik ve finansal alanda kurullar oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanlığı yardımcıları sistemi oluşturulacak ve ona bağlantılı olarak bu kurullar ülkeyi ekonomik alanda nasıl geliştirebiliriz, finansal alanda üretime nasıl geçebiliriz, istihdama yönelik katkı yapacak insanları nasıl daha iyi destekleyebiliriz, istihdam sözü veren insanlara işte 24 ay vadeli, 6 ay sonra ödemeli krediler çıkarıyoruz. İşten çıkardığınız işçileri geri aldığınız zaman yine devlet size bu konuda bir destek veriyor. Yani ciddi anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın MKYK'larında özellikle şunu anlıyoruz biz. 2023'te dünya beşten büyüktürün içine Türkiye'de girecek. Biz buna inanıyoruz yani. Buna Cumhurbaşkanımız da inanmış. Ve buna girirken de sanayi alanında, teknoloji alanında her alanda Türkiye'yi artık İHA SİHA üretiyoruz. Petroller bulacağız. Doğalgazlar çıkaracağız. 2023'ten sonra Türkiye daha ayakları yere basan bir ülke olma konumunda. Ama bu sürecin sancılı ve sıkıntılı olmasının en büyük nedenlerinden biri şu an dünyada bir ekonomik kriz var. Herkes bunu doğru görmek zorunda ve lütfen doğru okumak zorunda. Yani bunu sadece Türkiye'ye bağlayıp ekonomi yönetimiyle ilgili birilerine şey yapmanın mantığı yok. Dünya ciddi anlamda bir ekonomik daralmaya girdi. Dünyada ciddi anlamda bir ekonomik sıkıntı var. Ve buna yönelik dediğim gibi en büyük şeyimiz ekonomik anlamda toplantıların, MKYK'nın toplantısının en az 1,5-2 saati sadece ekonomi üzerine geçiyor. Ekonomi konuşmaları üzerine geçiyor. Evet. Ekonomi sunumları üzerine geçiyor. Ve istihdama yönelik şeyler üzerine geçiyor. Çünkü istihdam insan sayımız portföyümüz arttıkça istihdam Evet. alanlarını da o oranda genişletmemiz lazım. Yani ben de bir iş kadını olarak, bir ticaret yapan iş kadını olarak istihdama yönelik projelerin artmasını istiyorum. Yani burada da yine Sayın Valimizle de görüşüyoruz. Yatırımcılarımızın çoğu Urfa 6. bölge biliyorsunuz. Urfa 6. bölgede yatırım yapınca birçok devletin şeyinden faydalanıyorlar, muafiyetinden faydalanıyorlar. Yatırımcıların çoğu pandemiden dolayı hepsi gelişini durdurmuştu. Ama oysa buraya bir sürü organize sanayide yer tahsisi yapacak, fabrika açacak Evet. arkadaşlar vardı. Dışarıdan gelecek. Hepsi durdu. Bu pandemi olayı her şeyi bir anda bıçak gibi kesti ve hakeza öbür tarafta istihdam olayı bir taraftan büyüyor. Yani biz sorunların da sıkıntıların da farkındayız. Ama doğru şekilde atlatabilmek için çabalıyoruz. Ve özellikle şunu söylemek istiyorum. Bizim yaşımız müsait. AK Parti hükümetinden önceki günleri hatırlıyoruz Müslüm Bey. 18-19 yıldır AK Parti hükümetinden şimdi gençler hatırlamadığı için ısrarla Ben de ben çok hatırlamıyorum ya. büyüklere söylüyorum. Anne ve babalardan rica ediyorum. Gençlerimizle geçmişte yaşadığımız ilaç kuyruklarını, eczane kuyruklarını, olmayan yollarımızı, duble yollarımızı, yaşadığımız şehirlerdeki çöp sıkıntılarını, nasıl köy gibi şehirlerde yaşadığımızı lütfen anlatın. Şehirleşme ve ciddi anlamda gelişme yine AK Parti hükümetiyle oldu. AK Parti hükümetiyle bundan sonraki süreçte de artık dünyadaki ülkelerden biri olacağız. Bunu özellikle gençlerimize gerçekten oturup anlatmak gerekiyor. Çünkü o çocuklar olduğu günden beri refah bir hayat yaşıyorlar. Hiç sıkıntı görmedi bugün 19-20 yaşındaki bizim çocuğumuz. Onu kastediyorum. Ve hayatı hep böyle zannediyordu. Oysa biz çok sıkıntılı günler yaşadık. Sizin de yaşınız müsaittir, hatırlıyorsunuz da Ha, iyi kötü hatırlamıyorum yani diyorsunuz. hayal Evet, meyal derler ya. hatırlıyorsunuzdur. O yüzden yine AK Parti güçlü bir lider, ayakları yere basan bir lider ve bu ülke gerçekten bu kadar kendine güvenen, kendinden emin ve dünyaya kafa tutan bir lider Türkiye'yi inanılmaz bir yere taşıdı. Bunu inkar etmek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Tabii şunun da farkındayız. Herkes liderine aşık. Herkes liderini seviyor. Herkes Sayın Cumhurbaşkanımızı takdirle karşılıyor. Anaların duasında bunu görüyoruz. Öyle bir sevgi var ki ona karşı. Bu duruşundan, dik duruşundan diye düşünüyorum. Elbette ki partimizde aksaklıklar olur, eksiklikler olur. Yine yerel yönetimimizde sıkıntılar olabilir. Bunları da zamanla yine aşacağız diye düşünüyorum. Çünkü biz birlikteyiz, biz beraberiz. Beraber birbirimize destek vererek yol almaya çalışıyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül de gerçekten 2 yıllık sürece bakarsanız
şehir adına bir şeyler yapma, bir şeyleri koruma, bir şeyleri değiştirme peşinde aslında. Çalışıyor, gerçekten bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ama işte biz siyasiler olarak da her şey dört dörtlük insandır nihayetinde, evet. Yani elbette yanlış insanlar da olabilir, yanlış şeyler de yapabiliriz, eksik şeyler de olabilir ama bir çaba verdiğimizin görülmesini istiyorum. Belediye başkanlarımız adına konuşuyorum. Bu insanlar gerçekten sahadalar 7/24. Bu şehir tabii için en büyük sıkıntı onlarda da. Yani pandemi, evet. Sadece aynen pandemi öyle. İçin söylemiyorum ama. Yani bir tarafta hijyen, yani bir temizlik konusu da aynen. Tabii ekonomik, daha önceki gelirler. Şu an gelirlerin çoğu oraya aktarılıyor, evet. Zaten onu bilmenizi istiyorum. Ekonomik gelirlerde de diğer bakanlıklara gittiğimizde başkanım diyor şu an ekonomik sıkıntıların en büyük sebebi bizim gelirlerin çoğu da Sağlık Bakanlığı'na aktarılıyor. Yani ülkede aşı bedava yapılıyor kardeşim. Yani diğer ülkelerde insanlar buna para veriyor. Hakeza yine tedavimize para vermiyoruz, doğru mu? Covid için konuşuyorum. Bu ülkede para akışının en büyük şu an şeyi Sağlık Bakanlığı. Yani ondan dolayı bu süreci atlattıktan sonra ben inanıyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başka bir Türkiye, inşallah yine burada bir program yaparız. Başka bir Türkiye, farklı bir Türkiye, o dünya beşten büyüktür Türkiye'sini 2023 vizyonundan sonra ben göreceğimize inanıyorum yani. Peki. Az önce istihdamla ilgili de konuşmuştunuz. Yeri gelmişken şunu da söylemek gerekiyor. Yani sıkça mesaj, yoğun bir şekilde mesaj aldığımız değerli kardeşlerimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı'nda işte güvenlik görevlisi olarak okullarda çalışan arkadaşlar. Okul süresince çalışıyorlar. Ondan sonra evlerinde oturuyorlar. Tekrar okul bu şekilde gidiyorlar ve en fazla 24 ay çalışabiliyorlar. Sonrası tekrardan bu işe de zaten almıyorlar. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Sayın Ceveri'ye de söyledik. Bakanlıkta Milli Eğitim Bakanlığı'yla da görüşmüştük. Konunun daha çok Aile ve Çalışma Sosyal Bakanlığı'nı ilgilendirdiğini söylemişti. Bu insanlar hakikaten çok zor durumdalar ki bu insanlara biraz farklı bakmak gerekiyor. Çünkü çocuklarımıza emanet ettiğimiz okulların başında duran insanlar. Yani bunlar sonuçta bir testten, bir güvenlik şeyinden geçtikten sonra oradalar. Bunlar hani biz devletimizden de illaki bize kadro versin de demiyoruz ama sabit, yani süreklilik arz eden bir işimiz olsun istiyoruz diyorlar. Emsalleri de işte mesela bugün bir Gençlik Spor Bakanlığı'nda, Ticaret Bakanlığı'nda, Adalet Bakanlığı'nda çalışan güvenlik görevlilerin çoğu böyle bu şekilde sabit ama bu insanlar onlar kamu personeli dönem olarak dönem, yani dönem iş kurum yapıyor. Üzerinden, evet, tabii. Evet. Çünkü ama okulda büyük hizmetler var. Bu pandemi sürecinde işte gerek öncesinde çocuklara göz kulak olan insanlar. Yani bu işin biteri de bana göre, ben biraz rahat konuşuyorum. Aile ve Çalışma Bakanlığı'nda büyük İletelim ihtimalle. İnşallah. Cumhurbaşkanlığı'yla tabii, da tabii. Sürekli görüştüğümüzü tabii, bildiğimiz tabii, için iletelim. Bunu sizin iletmeniz biraz ben, farklı olur. Sayıları çokça insanlar. Yoktu, evet. Yani düşünün, bu insanlar 10 ay taksitle bir televizyon alamazlar. Yani çünkü 6 ay sonra çıkabilirler. Evet, evet. Gibi düşünün. Bu insanların size kadroya ve sizin gibi insanlara yani da ihtiyacı özellikle var. Ben şunu söylemek istiyorum. THÇP Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın dışında toplumsal sorunlara yönelik de ben biraz daha hassas davranıyorum. Evet. Özellikle bunun bilinmesini istiyorum. İnsanların talepleri oluyor kadroya. Ziraat mühendisleri danışmanları kadroya geçmek istiyor. Normalde bakanlığa yönelik çalışıyorlar. Ödeneklerini bakanlıktan alıyorlar. Ama bakanlığın personeli değiller. Evet. Mesela bunu gittik bakan beyle görüştük. Hadi bakanımızla. Hani dedim ki burada bir sıkıntı var. Zaten bunların ücretlerini siz ödüyorsunuz. Ama bakanlık olarak ödüyorsunuz. Bu insanları kadroya alıp yine ücretlerini siz ödeyin. Bilsinler, evet, ki güvenceleri olsun. Şimdi bazı şeyler resmi prosedür gereği olmuyor. Bunlarınki de aynı şeydir. O yüzden bazı reformlarla ve ekonomik olarak ciddi anlamda artık kendi bakanlıklarının bütçesinin oraya aktarılması lazım. Bazı şeylerin düzene girebilmesi adına. Evet. Dediğim gibi yani şu an Milli Eğitim'den kısıyor Sağlık Bakanlığı'na. Aile Sosyal'den kısıyor Sağlık Bakanlığı'na. Demek istediğim şeyi anlıyor musunuz? Evet. Yani yoksa bu toplumsal, toplu kadrolaşmayla ilgili sıkıntıların tüm bakanlarımız farkında. Yani sosyal mecralar aracılığıyla biliyorsunuz tekler oluşturuyorlar. İnsanlar bakanlarımıza seslerini duyuruyorlar. Farkındalar, bakanlarımız da biliyorlar aslında ama dediğim gibi her şeyin başı gelip orada ekonomiye dayanıyor. Yani o yüzden o ekonomik bütçelerin artık Türkiye'nin rahatı erip doğru olarak dağıtılması gerekiyor.
Ondan sonra bu kadrolaşma olayları oluyor. Yoksa yani Ha insanlara dedim öyle yani bu geliyor insanlar yani. illaki bize Evet. kadroda verilsin Sonuçta demiyorlar. hani şu an görev yaptıkları yerde de Tabii. bakanlıktan maaşlarını alıyorlardır. Onu diyorum. Evet. Bakanlık veriyordur onların ödeneğini, maaşını. Ama kadroya alma konusunda bazı prosedür gereği ekonomik olarak da sıkıntılar oluşuyor. O yüzden onu biraz aşılması gerekiyor. Yani bu gibi şeylere Türkiye'nin kafasının daha rahat, daha nezik şekilde oturup masada konuşulup çözülmesi gereken İşte bunu o Türkiye'de masalara götürecek olan toplu insanlar olan sizlersiniz. sorunlar var. Farkındayız ve gerçekten iletiyoruz. Bunun bilinmesini istiyorum yani. Aile ve Çalışma Evet, Bakanı'yla görüştüğümüzde bakanımıza ileteceğiz size inşallah. zahmet ve orada zaten oraya kadar giden bir konu İl Evet, Eğitim Bakanlığı'ndan. Orada son aşama ne bununla tabii ki ilgili bilgi inşallah. edinirseniz onu Tabii da ki burada yine inşallah. paylaşırız. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak ola ki bizim sormayı unuttuğumuz, sizin dile getirmek istediğiniz neler var? Son 5 dakikayı size bırakalım isterseniz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. 24 Mart'ta olacak olan kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah Şanlıurfa adına ben 2 yıldır bulunduğum görevde MKYK üyesi olarak, sahada var olarak, halkımızla kaynaşarak, halkımızın sorunlarını ilgili yerlere ileterek ciddi anlamda çalışmalar yaptığıma inanıyorum. Bize görev süremiz tevdi edilen boyunca biz görevimizi yaptık. Bundan sonraki süreçte de hayırlısı olmasını diliyorum inşallah. Ve bu şehir için her zaman görev verilir verilmez biz bu halka hizmet adına bu şehirde her zaman var olacağız. Her zaman sizlerle olacağız. Bunu halkımızın bilmesini istiyorum. Telefonumuz 24 saat açık. Hangi sorun olur, hangi sıkıntı olur, hangi hastane işiniz olur, hangi hastanız olur. Her konuda ben Vildan Polat olarak, MKYK üyesi olarak sizlerle birlikteyim. Değerli Şanlıurfalılar halkım ve sizlerin de bu korona sürecinde tekrar rica ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek lütfen mavi kal Şanlıurfa diyorum. Yoksa esnafımız da öğrencilerimiz de yine Şanlıurfa zor günlerine geri döner. Bundan dolayı sizlerden özellikle fedakarlık rica ediyorum. Mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Fazla gezip tozmayalım. Beraber toplantılar yapmayalım rica ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sorunları atlatır. Sağlıklı, güzel birbirimize sarılacağımız günlere geri döneriz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Program için çok teşekkür Rica ediyorum. ederiz ne demek. Değerli izleyicilerimize bize zaman ayırıp izledikleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah hem Şanlıurfa'yı hem Türkiye'yi daha güzel günler bekliyor. Biz inanıyoruz. Sizler de bizlere inanıyorsanız inşallah beraber yürüyeceğiz diyorum Peki Şanlıurfa. bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok Davete sağ olun. icabet ettiğiniz için Sağ sağ olun. olun, var olun. Güneydoğu TV'ye de İlerleyen teşekkürlerimi biz sunuyoruz. teşekkür ediyoruz. İlerleyen süreçlerde yine çokça burada programlarda İnşallah, inşallah, buluşacağımıza inşallah. eminiz. Peki, her zamanki gibi en büyük teşekkür siz sevgili izleyenlerimize. Çünkü mekan neresi olursa olsun orada ekranlarınız aracılığıyla bizi izlediğinizi biliyoruz. Bizi ağırladığınızı biliyoruz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Güneydoğu TV'den ayrılmıyorsunuz. Az sonra Uğur Er, Haydi Konuşalım programında çok değerli konuk ve konularla emin olun ki sizlerle birlikte olacak. Sanal para dediğiniz Bitcoin ile ilgili gerek artık şoförsüz araba yapan öğrencilerimizle ilgili iki bölümden oluşan muhteşem bir programda sizi bekliyor. Güneydoğu TV'den ayrılmayın. Mutlu akşamlar.